Merhaba efendim. İş Mekan'dan gerçekleşen ikinci yayınımıza hoş geldiniz. Burada yine fiziksel ve dijitali birleştirdik. Burada da çok da kıymetli misafirlerimiz var. Bizi burada izliyorlar. Onlara da buraya geldikleri için çok teşekkür ediyoruz. Bugün aslında genç bir yeni nesil aslında nasıl eski sistemleri değiştirebildiği üzerine konuşacağız. Çünkü böyle gastronomi gibi birazcık daha geleneksel bir alanda çok başarılı bir şefimiz var. Ulaş Durmaz. Ulaş hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Teşekkür ederim. İyi ki geldin, ayağına sağlık. Teşekkür ederim davetiniz. Başarılarını böyle keyifle takip ediyoruz. Çok da böyle övünüyoruz açıkçası başarılarında. Bugün gastronomi, yeni nesle ilham olmak konularında seninle birlikte konuşacağız. Tamamdır, heyecanlıyım. Senin için rutindir. Her akşam benzer bir heyecan vardır zaten diye düşünüyorum. Muhakkak, tabii. Her servis başında aynı heyecan oluyor. Ulaştırmaz, 24 yaşında Michelin ödülü kazandın. Ulaş Durmaz kimdir diye sana sormak istiyorum. Tabii. Ayvalıklıyım ben. Henüz 26 yaşındayım ama 12 yıldır aşçılık yapıyorum. Ayvalık'ta bir otelde bulaşıkçı olarak başladım bu işe. 15 yaşında. Çok severek başladım. 14 yaşında. 14 yaşında. Yani zaten çocuk yaşta başladım. Çocuk işçi olarak başladım. Ama gerçekten böyle 5-6 yaşında mutfakta annemin peşinde gezerek başladım. Annem yemek pişirirken ben gazete kağıdı falan doğrardım tencereye. Daha sonra aşçısı bol bir ailedeyim. Babamın bir meyhanesi var Ayvalık'ta. Dedem restorancıydı. Evin dışında restoranlarda da dedem ve babamın peşinde gezerdim. Sonra lisede aşçılık okumaya karar verdim. Lise birinci sınıfı bitirdim ve yaz tatilinde işte dediğim gibi profesyonel mutfağa adım attım. Ondan sonra gelişmeye devam etti. 4 yıldır da İstanbul'dayım. Hatta bugün tam 4 yıl oldu. Kutluyoruz o zaman. Ben de. böyle onun haricinde 2 yıldır Red Bull'undayım. Red Bull'un benim ilk şeflik tecrübem ve deneyimim ve güzel başladı. Onun için de mutluyum, heyecanlıyım. Güzel de devam ediyor. Umarım daha iyi gider. Evet. Mesela senin hikayende benim dikkatimi çeken şöyle bir şey var. Babanın ve dedenin restoran olduğu için orada devam edebilirdin. Sen ben başka bir kariyer seçtin? Buna nasıl karar verdin? Nasıl uyguladın bunu? Evet. Bu arada hiç çalışmadım onlarla beraber. Yani şöyle çok alaturkalar benim için. Ya bu arada onun yeri de ben de çok ayrı. Çok severim. Ama ben hep olanı değiştirmeyi, olanı yenilemeyi severek başladım. Bu arada işte gerçekten 12-13 yaşında girip kendim yemek yapmaya başladığımda tuhaf tuhaf şeyleri değiştirip çok kötü yemekler yapıyordum falan. Kimseyi yemiyordu. O yüzden onlarla beraber çalışmamayı tercih ettim. Ondan sonra İstanbul'a gidiyorsun. İstanbul'a birlikte bir de Michelin yolculuğu var. Nasıl oldu? Evet. Red Bull'una başladıktan 9 ay sonra Michelin gelmiş ve tabii ki haberimiz yok, o biraz gizemli bir süreç. Sonra bize bir mail geldi. Törene davet edildik. Törende de ne alacağımızı bilmiyorduk. O gece öğrendik. Restoran Bib Gurman'a girdi. Ben de yılın genç şefi seçildim. Epey heyecanlıydı. Daha sonra Türkiye'ye Goemio geldi. O da bir otorite. Oradan da Modern Cuisine'den bir ödül aldık. Daha sonra Altın Kaşık tam bir ödül aldık. Oradan da Türkiye'nin genç şefi seçildim. Yani genç olduğum arda arda kanıtlandı geçen yıl. Bu ödüller harika ama bir taraftan da baskısı vardı değil mi? Sonuçta ödül aldığın için gelenler, yemek yiyenler, ya bir de Ulaş Durmaz'ın yemeğine bir tadına bakalım diyenler vardı değil mi? Tabii yani ister istemez bir popülerlik oldu, o söz konusu oldu. Bu çok güzel bir şey elbette ama ben zaten biraz obsesyona meyilli biriyimdir mutfakta. Bu popülerlik ve ilgi arttıkça o obsesyon seviyem de yükseldi. Her şeyin daha mükemmel olması için daha stresli biri oldum ama hiçbir zaman bu beni olumsuz etkileyen bir şey olmuyor. Mükemmelliyetçilik aksine daha da besliyor, daha da geliştiriyor. O yüzden güzel etkileri var diyebilirim. Birçoğumuz bir evi izledi. Çok da seviyoruz dizi olarak. Birazcık arka planına hakimiz.
Evet. Şef dünyasının. bir şefin günü nasıl geçer? Neler yaparsınız? Ya bir şefin günü eğer head şefseniz aslında çok hazırlıkla başlayan bir gün olmuyor. Bir aşçının gününden bahsedecek olursam, bir aşçı mutfağa girer, setup'ını kurar, hazırlığını yapar, servise hazırlanır. Genelde şef restoranlarında sadece akşam servisi olur. Hazırlık ve servis süresi her zaman başa baştır zaten. Mutfakta hiçbir zaman iş bitmez. Daha sonra servis verilir. O en stresli süreç. Daha sonra mutfak temizlenir, kapanır. Ve aşçının günü böyle biter. Şefin günü de hazırlığın ortasında başlar. Biraz daha günün ortasında mutfağa girer. Yapılanların tadına bakar. Son kontrolleri yapar. Serviste tabaklamayı yapar. Akışı kontrol eder. Masaları ziyaret eder. Memnuniyeti sorar. Ve evine döner bu. Ama sizin bir de şey daha var bildiğim kadarıyla. Hani menü hazırlama süreci de bir bambaşka bir süreç. Aslında günlük yoğunluktan farklı olarak siz özel olarak belki haftalarca çalışıyorsunuz buna. Bu konuda gerçekçi olayım. Yani ben çok sık menü değiştiriyorum. Yılda en az 4-5 kez. Çünkü mevsimsel benim için çok önemli bir şey. Şöyle oluyor. Artık mevsim bitmeye başlıyor ve düşünmeye başlıyorum. Önce bir malzemeler kafamdan geçiyor. İşte baharsa muhakkak bezelye, muhakkak enginar pişirmem lazım. Enginarı neyle pişirsem diye düşünüyorum. Genelde karnım açken menü yazıyorum. Çünkü gerçekten karnım açken canım yemek, yani güzel yemek yemek istiyor. Sonra yazıyorum. 2 gün sürüyor menüyü yazmam. Keyifliysem bir güne de düşüyor. Ama mutfağa girip demo kısmına geçtiğimde o iş çok uzuyor. Çünkü yazdığım hiçbir şeyi bu sefer beğenmez oluyorum. Veya başka bir şey görüyorum. Bunu ekleyeyim diyorum. Ekliyorum, olmuyor. Çıkarıyorum. Bir şey yapıyorum. O 2 hafta sürüyor. Tabii ondan sonra onun tabaklama kısmı kalıyor. Tabaklama kısmı bir 2 hafta daha sürüyor. Çünkü çok estetik olması lazım. Onu yaptıktan sonra bu sefer cost kısmı devreye giriyor. Bu sefer bilgisayar başına oturuyorum. Onun maliyetini çıkarıyorum. Fiyatlandırmasını yapıyorum. Yani menü yazmak bir gün ama o detaylandırmak 1-1,5 ay sürüyor. Evet, açken yazmak ilginçmiş. Muhakkak açken yazıyorum. Peki, genelde bugünlerde herkes mutfakta yüzünü globalleşmeye doğru dönmüş durumda. Ama sen böyle yerelleşme, gelenekselleşmeye de çok önem veriyorsun. Menüne de baktık gerçekten. Böyle hep geleneğe dair de evet. Ürünler var. Nasıl yapıyorsun bunu ve neden yapıyorsun? Yani yerel ürün çok önemli bir şey ve peşine düşülmesi gereken bir şey. Ama tabii ki bunu başlatan kişi ben değilim zaten. Türkiye'de çoğu restoran artık yerel ürün peşinde. Ama bir yandan dediğiniz gibi çoğu restoranda global yemeklerin peşinde. Çok pardon. Ya ben Türk yemeklerini çok seviyorum. Sahiden yani özellikle kendi kültürümden getirdiğim Kuzey Ege veya Ege yemeklerine hastayım. Zeytinyağı seviyoruz. Tabii litrelerce seviyoruz. Ama onun haricinde tabii bir de İç Anadolu kısmı ve Güney Doğu Anadolu kısmı var. Oralar da çok başka ve özel. Ya ben hepsinin birleşmesini seviyorum. Bütün lezzetlerin birleşmesini seviyorum. Ama tabii şöyle bir şey de var. Şunu da atlamamayı tercih ediyorum. Dışarıda da yani yurt dışında da çok özel malzemeler, çok güzel yemekler, çok güzel tatlar var. Şimdi bunları da bir kenarda bırakırsam bu sefer çok düz bakmış olurum. O yüzden böyle her şeyi birleştirmeyi seviyorum. Mesela bir tabağımdan örnek vereyim. Karpaccio çok severim. Bence çok güzel bir buluş. İtalyanların iyi bir buluşu. Ama balzamik bizim değil mesela. Balzamik ve Türkiye'de iyisi de yok bence. O yüzden biraz kafayı çalıştırdım. Nasıl bir karpaccio yapabilirim dedim. Güzel de bir şey. Böyle hani keyifli bir şey yemesi. Soka var mesela. Boşnak sokası. Fermente bir kaymak ve biber. Ondan bir krema yaptım. Onu
koydum o etin üstüne. Tabii ki bolca zeytinyağı koydum. Ekşi olarak bir bal kabağı turşusu yaptım. Karpaccio da bana her zaman böyle çok düz gelir nota. Hep çok yumuşak bir şey yersiniz. Onu kırmak için bir karabuğday patlattım. Karabuğday da benim sonuçta. Ama patlatılmıyor genelde. Un falan kullanılıyor. Böyle bir tabak yaptım. İsmini de karpaccio koymadım elbette. Bonfile serme dedim. Çünkü seriyoruz yani onu. Yani mesela işte bir İtalyan yemeğini Türk malzemeleriyle bir Türk restoranında servis ediyorum ve bu çok keyifli. Bu tamamen tabii şey, yorumlu tabak ama hiç yorumlamadığım da, yani çok ufak dokunduğum tabaklar da oluyor. Mesela ben sarma delisiyim bir Egeli olarak. Ama bir Egeli olarak tuhaf bir şekilde etli sarma delisiyim. Bir asma dolma yapıyoruz. İşte yaprağı Tokat'tan geliyor. Salçası Hatay'dan geliyor. Sumak ekşisi Mardin'den geliyor. Baharatı Urfa'dan geliyor. Bir şey böyle Türkiye'den her yerinden malzeme toplayıp çok güzel malzemeyle iyi bir dolma yapıyoruz veya sarma yapıyoruz. Onu da dümdüz yoğurtlu veremem tabii ki. Üstüne de bir yoğurt isliyorum. İslenmiş bir yoğurtla dolmayı veriyorum. Sade yağ çıkarıyoruz kendimiz tereyağından. Onun içinde cevizi çıtırdatıp üzerine koyuyorum. Nane çıtırdatıyoruz falan. Çok klasik, çok bizim olan bir yemeği ufak dokunuşlarla servis ediyorum. Bu da çok mutlu ediyor. Yani çok iki uçları birleştirmeyi seviyorum benim. Biraz fazla konuştum değil mi? Yok estağfurullah. Sabah olduğu için herkes birazcık kan şekerimiz de düşük. O yüzden evet. Biraz acıkma oldu böyle. Oradan şey, geleneği nasıl keşfediyorsun? Yani sık sık gezer misin, restoranlara mı gidersin ya da nasıl yaparsın o tarafı? Sık, ya vakit buldukça geziyorum. Sık sık geziyorum demem doğru olmaz çünkü restoranın başında olmayı seviyorum. Ama şey, çok gezdim. Ailem çok gezerdi, onlar çok gezdirdi. O yüzden hafızamda hep bir şeyler var ve çok şanslıyım. 2019'da hemen buralarda kapatılan bir restoran var, kantin. Şemsa Denizsel'in restoranı. 3 yıl kadar ben Şemsa'nınla beraber çalıştım. O kantini kapatıp Ayvalık'a geldi ve Cooks Grove'u açtı. Bence Türkiye'nin en iyi aşçılarından biri. Ondan çok fazla şey öğrendim. O Türk mutfağına çok hakim. Ondan da kaptıklarımla beraber aslında geleneği sürdürüyorum bir yandan. Peki geleneği sürdürüyorsan da değiştiriyorsun. Bu değişiklik tepki alıyor mu? Ya böyle bir açık bir soru sorayım. Ya da aldığında nasıl başa çıkıyorsunuz? Alıyor. Böyle yapmak sanmış olmaz deniyor mu? Yani yine bir başka bir yemekten örnek vereyim. Bir su böreği yaptım ben. Menüde bir su böreği var. Ama hamurunu bir enginar tarhanası tuttum önce. Böyle bir 6 gün fermente oldu o tarhana. Salçasız, beyaz bir tarhana. Önce aslında onu da gnocchi'den yola çıktım. Gnocchi de keyifli bir şey. Ama bir şekilde olmadı, hoşuma gitmedi. Sonra bir su böreği yapayım, neden olmasın dedim. O enginar tarhanasından su böreği hamuru yaptım. Bayağı klasik usul. O hamuru işte açtıktan sonra haşladım ve güzel bir peynirle, iyi bir yağla bir böreğe çevirdim. Geçenlerde çok tatlı 88 yaşında bir teyzemiz geldi, bir misafir geldi yemek yemeye. Yemeğe çok meraklı, duymuş ve denemeye gelmiş. Su böreğe gitti. Ben gittim, her şey yolunda mı, nasıl gidiyor falan diye. Böyle su böreği mi olur dedi. ve o da belki çok beğenmiştir. Mersinliymiş ve çok iyi su böreği yaparmış ailesinde. Yani meşhurmuş. Onun ailede onun su böreği meşhurmuş. Ve işte bütün gece bana böyle su böreği mi olur? Çok güzel ama bu su böreği değil. Sana bir köy yumurtası bulmamız lazım. Ya bayağı zorbalandım bu arada. ama mesela akranlarım gelince veya yemeğe gerçekten çok meraklı
genç arkadaşlar gelince onlar o su böreğini yediğinde böyle ampuller patlıyor kafasında. Aa böyle su böreği de olur diyorlar. İşte ben de öyle düşünen taraftayım. Ya bir de şöyle bir şey var. Evet gerçekten çok güzel bir mutfağımız var ama günümüz sağlık şartlarına baktığınızda gerçekten eskisi gibi yemek yemememiz lazım bence. O kadar yağ yememesi lazım insanların. O kadar şeker tüketmemesi lazım. O kadar gluten, o kadar laktoz yemememiz lazım. Çünkü artık vücudumuz bunlara çok elverişli değil. Bir yandan o yüzden de değişmesi gerektiğini bana düşünüyorum. Bana bakarak söylemen hoş olmadı bunların hepsi. Ya ama olsun, sağlık olsun diyelim. Şöyle bakayım. Hem bir o tarafı var hem de bunu söylediğim için de biraz eleştiri alıyorum ama yine söyleyeceğim. Çok lezzetli ama bence birbirini çok tekrar eden bir mutfağımız var. Yani işte baktığınızda gerçekten sadece soğan, sarımsak, biber, domates, salça kullanılarak ve et kullanılarak bir ana malzeme oluşturuluyor ve onun içine muhtelif sebzeler eklenilerek farklı farklı isimlendirilen yemekler oluyor. Evet hepsi çok güzel ama bence bunların değişmeye ihtiyacı var. Katılıyorum. Zaman ilerledikçe kültür yönelik olarak değişiyor. Evet. Peki değişti Türk kültürünü, yemek kültürünü nasıl görüyorsun burada? Ne tarafa doğru evrilmeli diye bir sorum olacak. Ya bence ikisi de çok kıymetli. Hem bir yandan değişmeli benim yaptığım yani gibi. Kültür zaten öyle oluyor. Zaman geçtikçe eskiye eskiye bir kültür oluşmuş oluyor dediğin evet. gibi. Hem değişmeli hem de çok klasik kalmalı. Ya bence bunu da koruyoruz bu arada. Yani çok klasik yemekler yapan yerler de var. Evet çok güzel. Onları da çok severim bu arada. Evet onlar da devam etmeli. Ama bir yerden de değişmeli. Böyle ortada bir yerde buluşuyoruz en azından biz profesyoneller olarak. Kesinlikle. Coğrafyamız da çok müsait. Sen de dediğin gibi. Kesinlikle. Kuzey Ege'si farklı, Anadolu'su farklı. O yüzden çeşitlilik de katıyor sanırım. Evet evet. Ya çok tuhaf ama çok keyifli bir mutfağımız var. Ben sahiden çok seviyorum. Sen çok genç başladın. 14 yaşında mutfağa girdin. Evet. Şimdi artık böyle head chef olarak görev yapıyorsun. 26 yaşındasın. Evet. Gençlere nasıl örnek oluyorsun ya da nasıl destekliyorsun? Var mı böyle 19 yaşında mutfakta çalışan arkadaşlar ya da benzeri var mı? Var, nasıl var, destekliyorsun? Var. Bizim mutfakta yaş ortalamamız 22. Harika. Ahmet vardı sıcakta. O şimdi ayrıldı. 19 yaşındaydı ve çok başarılıydı. Stajyer arkadaşlar geliyor. Bir sürü de talep geliyor sağ olsunlar. Çok fazla stajyerimiz oluyor. Stajyer yetiştirmeyi çok seviyorum. Her zaman stajyer için açık yerimiz var, kadromuz var yani. Önemli bir şey benim için. Ve her zaman benden küçük insanlarla çalışmaya önem gösteriyorum. Veya benim yaşımda insanlarla çalışmaya önem gösteriyorum. Çünkü ben sorun yaşamıyorum ama büyük yani işte atıyorum 28 yaşında biri geldiğinde bu arada bizim soğuk şefimiz Ayşenur 22 yaşında ve çok başarılı, çok yetenekli biri. Gerçekten çok iyi işler çıkarıyor. Ama 28 yaşında biri geldi çalışmaya. Ben dedim ki gel tabii ki dene ama olmayabilir haberin olsun. Çünkü mutfak sert bir yer, ağır bir yer. O 22 yaşındaki arkadaştan yeri geldiğinde emir kipiyle bir karşılık alacaksın. Ve bunu her insan kaldıramayabilir normal olarak. Çünkü insanın içinde, herkesin içinde ufak da olsa bir ego var yani. Sonra geldi ve gerçekten yapamadı. Yani şey dedi, şef ben yapamıyorum dedi. Neden dedim. O zaman Ahmet de vardı işte 19 yaşındaki. Ahmet bana tava getir, salçayı götür falan diyor. Ben yapamıyorum ya bu çocuktan emir alamam falan dedi. Ama ben sana demiştim dedim. Ve gerçekten bir hafta sürdüm maalesef. Ama işte yaş ortalamasını büyütmeyen arkadaşlar geldiğinde gayet tatlı tatlı anlaşıyorlar birbirleriyle. Benim de çok hoşuma gidiyor. Böyle her zaman genç bir ekiple devam etmek istiyorum. Ben büyüsem de.
Her zaman gençler olsun istiyorum etrafımda. Yani sektörde de böyle midir peki, yoksa sektörde birazcık daha farklı mıdır sistem? Daha eski yerlerde, daha Alaturka yerlerde gençlere yer yok. Gençler ezilir eski yerlerde. Ama yeni açılan yerlerde ve şef restoranlarında genç arkadaşların sayısı çok fazla. Ben Dread Balloon'dan önce Amanda Bravo'da çalıştım. Maalesef kapandı orası da, çok üzüldüm onun için. Orada da mesela hep benim yaşımda arkadaşlarla çalışıyorduk. Yani de şey, senin gibi yerler ve senin çalıştığın gibi yerler sayesinde ulaştırmazlar yetişmeye devam ediyor aslında. Evet, tam. Evet. Yani benim iki su şefim var. Biri benimle eşit, biri benden bir yaş küçük. Ve çok iyi anlaşıyoruz. Çünkü kafalarımız da aynı çalışıyor. Aynı yerden bakabiliyoruz. Öyle bir şey de var. Oradan şeye geri dönmek istiyorum. Yemek sonrası masada ziyaret ediyorum dedin. Yaşın da genç. Muhakkak. Enteresan diyaloglar oluyor mu? Artık olmuyor. Çünkü artık tanıyarak ve bilerek geliyor çoğu misafirimiz. Ama ilk başta çok tuhaf tepkiler alıyordum. Ya ben çıkıyordum merhaba diyordum, ya da yemekleri beğenip beni tanımak için benim masaya davet ediyorlardı. Ve gittiğimde biz şefi çağırmıştık diyorlardı. ama artık yok. Şöyle bir anı anlatayım. Çok tuhaftır benim için. Genel seçim günü biz alkol satışı yok. Sadece işte yemek satışı veriyoruz. Ve 4 kişilik bir ekip geldi sizin yaşlarınızda. ve o gün de pazar ve biz pazartesi kapalıydık o sırada. Hani ufak bir menüyle girdik ve ekstra bir hazırlık yapmadık o gün için. Hani zaten elimizde olan şeyler vardı. Onları bitirelim ve hiçbir şey ziyan olmasın dedik. Neyse. O zaman bu arada ben de çok yeniyim. İşte Mayıs'ta oldu sanırım. Ben de Şubat'ta başladım Red Balloon'a. O sırada elimiz işte ufak bir menü vardı. Servis arkadaşları anlatamamış. Ben gittim masaya. Menüden bahsediyorum. İşte o sırada menüde şey vardı. Bahardı. Şevketi Bostanlı bir ahtapot vardı. Ben gittim işte bu var. Bunu söyledim. Şevketi Bostanlı bir ahtapot var dedim. Ki bu arada çok enteresan bir şey de değil yani. Olabilecek bir şey. Hanımefendi şey dedi. Ya dedi. Sen dedi fantezi yapacaksın diye ben midemi mi bozacağım dedi. Yani şimdi bir şey de diyemiyorum çünkü misafir. Yo dedim yani, bir deneyelim dedim isterseniz. Sonra yanındaki iki kişi çok meraklıydı yemeği anladığım kadarıyla. Sonra ben girdim. Zaten dediğim gibi ufak bir menü vardı. Her şeyden birer tabak yediler falan. Sonra hanımefendi gelip elimi sıktı. Özür dilerim dedi. Yani gerçekten hiç böyle bir şey beklemiyordum ama ne yapayım, sen de 17 yaşında falan gözüküyorsun dedi. Ona da hak veriyorum. Böyle şeyler yaşıyordum ama artık yok. Artık yok. İşte sen de gençlere örnek olarak aslında yetiştirerek bu öncülüğünü yapıyorsun diyebiliriz. Evet evet. Onun haricinde bir sürü de üniversiteye gidiyorum. Söyleşiler için, konuşmalar için. Davetler geldiğinde buna da vakit ayırmayı ve çok önemli. İletişim kurmayı çok seviyorum. Çünkü gerçekten bir etkileşim oluyor. Onu hissediyorum yani. Güzel oluyor. Bir de şey var. Bunu sonra da ekledim aslında sorularıma. Sosyal medya harika. Hepimiz seviyoruz, kullanıyoruz. Tomorrow olarak biz de sosyal medyada doğmuş bir girişimiz ama yemek kültürüne ve gösteri toplumuna etkisi biraz fazla. Sen nasıl görüyorsun? Olumlu, olumsuz. Evet. Özellikle Instagram ve yemeğin eşleşmesi çok iyi olduğu zamanlar da oluyor, kötü olduğu zamanlar da oluyor. Yani şöyle, onu çok böyle hafifleterek söyleyeyim, cümlelerimi kurayım. Şimdi bazen bazı masalar geliyor, sadece Instagram'a fotoğraf atmak için geliyor. Tabii ki müşteri müşteridir, hepsinin bizde ayrı ayrı yeri var. Ama gerçekten bazen onu hissettiğim an üzülüyorum. Çünkü pişirdiğim yemeğin orada
gösterdiğimiz, ekip olarak gösterdiğimiz özverinin sadece bir fotoğraftan ibaret olmasını istemiyoruz açıkçası. Tabii ki ben de gittiğim her yerde çok beğendiğim yemeklerin fotoğrafını çekip paylaşıyorum. Buna hiçbir lafım yok. Ki aksine bunun yapılması benim hoşuma da gidiyor ayrıca. Çünkü artık günümüz şartları gereği sosyal medya çok fazla hayatımızda ve buna ayak uydurmak zorundayız. Bizim sektörde de bu arada çok önemli bir şey. Ama dediğim gibi işte dört arkadaş gelip sadece Instagram'a çok güzel fotoğraf veren bir yemeğin fotoğrafını çekip hemen hadi görüşürüz deyip gidince bu bizleri, bence bütün şefleri, sadece benim adıma değil, üzüyor. Bu bence işin bir yerde kötü kısmı. İyi kısmı da dediğim gibi ayak uydurmamız lazım. Ve bunun iyi sebepleri de, bir sürü iyi sebepleri de oluyor. Ben iletişime ve network'e çok inanıyorum ki zaten. Kesinlikle. Doğu kullanımı da bu gerçek bir şey. Doğu kullanımı da bence çok faydalı. O açıdan çok önemli ve faydalı yani. İşte yurt dışından bir sürü şef arkadaşla tanıştım ben Instagram sayesinde. Belki birkaçıyla beraber forens yapacağız. Bu çok önemli, kıymetli bir şey. Instagram olmasaydı olur muydu? Bence çok zor olurdu. Böyle. Hem olumlu hem olumsuz nasıl kullanıldığına bağlı bence. ama ben de aktif olarak kullanıyorum. Hepimiz kullanıyoruz. Evet. Evet. Daha iyi kullanmanın yollarını keşfedeceğiz zamanla. Evet. o zaman şeyi sormak istiyorum. 26 yaşında buradasın head chef olarak. 10 yıl sonra nerede olmayı amaçlıyorsun? Hedefin neresi? Bir de devamında da aslında genç arkadaşlara tavsiyelerini soracağım. Bunlar tabii benim son sorularım. Yani 10 yıl sonrası için bir şey demem çok doğru olmaz çünkü çok planlı biriyim ama 10 yıllık plan yapmıyorum. Ama en büyük hedefim ve hayalim Ayvalık'a dönüp bir yemek okulu açmak. Ben yıldız bekliyordum. Yıldız, işte yıldızlı, hatta birkaç yıldızlı bir restoran bekliyordum doğrusu. Ya umarım ama onlar kısa vadeli hedeflerim inşallah. Çok dalda konuşmayayım şimdi. Güzelmiş. Tören var ama Aralık'ta tören var işte, bakalım ne olacak, heyecanlıyız onun için. Uzun vadeli en büyük hedefim ve hayalim bu, Ayvalık'a dönüp bir yemek okulu açmak. Umarım imkanlarım el verirse bunun ücretsiz olmasını istiyorum. Umarım şimdi tarihe bunlar kazınıyor olmaz falan sonra biri karşıma çıkarmasın. Orada bir sürü aşçı yetiştirmek istiyorum. Yani tek hayalim bu. Çünkü ben gerçekten çok iyi ustalarla çalıştım. Bana çok iş öğreten, hiçbir şeyi saklamayan, gerçekten bana el veren isimlerle çalıştım. Ve bunları görmek beni çok daha da heveslendirdi ve çok motive etti bana bir şey öğretmeleri. Evet, ben de çok istekliydim, çok hevesliydim. Hep karşılıklı oluşuyor bunlar ama işte bunları gördükçe ben de böyle bir hedef edindim kendime. Ama çok net olmasa da 15 yıl gibi bir şey. Kısa vadede soralım o zaman. Michelin yıldızı bekliyoruz anladığım kadarıyla ilerleyen yıllarda. Çok yakın zamanda. Aslında bu yıl için bekliyorum. Yalan söylemeyeyim. Umarım olur. Olursa ne ala. Olmazsa üzülür müyüm? Evet, biraz üzülürüm. Evet, kısa vadede bunlar. Çatalı masanın altta koyuyorlar mı gerçekten? Geldiler mi, öyle ya, şeyler var mı? Ya inanın hiç anlamıyoruz. Sahiden hiç anlamıyoruz. Yani yine mail geldi bu yıl. Mail geldiyse evet, bizi teftiş etmişler ve neticelendirilmiş bir şekilde. Ama kim geldi, ne zaman geldi, ne yaptı, ne etti falan, ne yedi, hiçbir fikrimiz yok. Umarız güzel haberler alırız. Biraz isterim. Onlar bence filmlerde kalan bir şey. O çatalı yere koymak falan. Çünkü bir sürü şef arkadaşımla konuşuyorum. Kimse anlamıyor. Biz o filmleri izleyerek zaman geçirdiğimiz için. Bu arada en gerçekçi geleni bana film dizilerde The Bear. İzleyen varsa o ilk bölümlerinde derzin arasını terleyen
Şef benim bu arada. Yani şakasız böyle işte metallerin arasını kürdanla falan kazıyorum. öyle huylarım var. Evet, bu da dizi tavsiyesi olarak seyircilerimize iletmiş olalım The Bear. Muhakkak. Son olarak yeni nesne önerilerin ne olur? Kendi sektörümden. Kendi sektörün genel de olabilir. Şöyle genel bir şey söyleyeceksem, ben çok gencim ve çok genç yaşta istediğim şeyi, hayal ettiğim şeyi kısmen bir şekilde elde ettim ve çok mutluyum. Bence bunun en büyük sebebi hiçbir zaman pes etmemem, çok sevmem, işime gerçekten çok aşığım, gerçekten çok seviyorum. Çok özverili çalışmam, bu çok doğru değil belki ama bazen fazla kendimden veriyor olmam. Ama bir yerde başarı bence bunu gerektiriyor. Bunu kendi sektörüm için söyleyebilirim. Diğer sektörler de böyledir illaki ama bilmiyorum. Aşçılık için söyleyecek olursam da özellikle sektör değiştirip birden anlık bir karar verip aşçılığa geçen arkadaşlar için böyle arkadaşlar da çok geliyor çünkü bizim mutfağa staj için veya denemeye. En büyük tavsiyem şey olur yani gerçekten emin olup gerçekten bir restoranın kapısını çalıp benim böyle bir isteğim var ve denemek istiyorum bir hafta. Yapabilecek miyim? Bunu göreyim demeleri. Kapınız açık mı mesela? Böyle açık. Geçen hafta bu arada çok tatlı bir kız arkadaşımız vardı. 18 yaşında üniversite okumak yerine MSA'da okumak istemiş ve kapımızı çaldı. Dedi ki ya çok istiyorum ama denemek de istiyorum. Yapabilir miyim? Çok da mutlu ayrıldı. Böyle çok hırslı ayrıldı. Evet şef ben yapabileceğim. Böyle gerçekten bunu yaptı. Böyle herkese kapım açık yani. Denemek isteyen herkese kapım açık. Yani sektöre girmeden gelsinler bir hafta denesinler diyorsun. Evet evet çünkü çok önemli bir şey. Gerçekten çok insan tanıyorum böyle. Tamamen beyaz yaka olup işte çok farklı bir sektörden çıkıp MSA'da uzun dönem eğitim alıp mutfağa girip hayatları allak bullak oluyor falan maalesef. O yüzden bence muhakkak denenmesi lazım. Tabii ki şimdi şey düşünülebilir. Okulda görülmüyor mu, öğretilmiyor mu? Okulda, hiçbir okulda maalesef gerçek mutfak yok. Yani evet o disiplin kesinlikle çoğu okulda öğretiliyor. MSA'da bunlardan biri. Ama gerçek mutfak, o servis stresi falan çok başka bir şey. Yani inanılmaz bir şey. Böyle çok adrenalin. Yaşamak lazım diyorsun. Yaşamak lazım. O zaman böyle. Aslında seni tanıdık, yolculuğuna ortak olduk. Biz de çok mutlu olduk seni tanıdığımız için. Ben ondan öyle. Sonra işte gastronomi konusuna girdik. Yeni nesle ilham olmak konusuna geçtik. Umarım. Ve en sonunda önerilerini aldık. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim davetiniz. misafirlerimize çok teşekkür ediyoruz bugün bizimle burada oldukları için. Tabii iş mekana teşekkür ediyoruz. Biliyorsunuz burada yayınlarımızı fiziksel ve dijitalin birleştirdiğimiz yayınları burada yapıyoruz. Nişantaşı'na yolunuz düşerse bekliyoruz. Biz de sık sık geliyoruz buraya. Bugün bizimle birlikte olan dijitalde de bizi izleyen tüm takipçilerine teşekkür ederek iyi günler diliyoruz. Sağlıcakla kalın efendim.